Rekip uzayında 3 tane vektör veriliyor. X1, X2, X3 gibi. Ve sonra diyor ki V vektörü, bunlardan farklı dördüncü bir vektör V vektörü, bu 3 vektörün bir lineer birleşimi midir? Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde yapıyoruz. Diyoruz ki madem bir lineer birleşim olup olmadığını araştırıyoruz, amacımız şu olmalı. C1 X1 artı C2 X2 artı C3 X3 eşittir V denklemini sağlayan, ne arıyoruz arkadaşlar? C1, C2, C3 reel sayılarını arıyoruz. Eğer bunlar varsa, bu şekilde 3 reel sayıyı bulabiliyorsak, diyeceğiz ki evet, bu 3 vektörün bir lineer birleşimidir. 2, 3, 6 vektörü. Eğer bulamıyorsak diyeceğiz ki hayır, bu vektör bunların bir lineer birleşimi değildir diyeceğiz. Başlayalım istersen. Şöyle yapıyoruz. C1 çarpı X1'i yazıyorum. X1'im 0, 2, 1 artı C2 çarpı X2'yi yazıyorum. X2 dediğim şey 1, 3, 2 artı C3 çarpı X3'ü yazıyorum. Eksi 1, 4, eksi 2 ve neye eşitliyorum? V vektörüne eşitliyorum. 2, 3, 6. Tekrarlayalım. Amacım C1, C2, C3'leri bulmak. Şimdi devam edelim. Evet. Şimdi bu denklem sistemine dönüştüreceğiz bunu. Bakın şöyle anlatayım. 0 tane C1 artı C2 eksi C3 eşittir 2. Tekrar buna dikkat edelim. 0 C1, yani birinci satırları konuşuyoruz. 0 C1, 1 C2, eksi 1 C3 eşittir 2. 2 C1 artı 3 C2 artı 4 C3 eşittir 3. Sonrasında 3. satır. C1 ile 1'i çarpıyorum. O zaman C1 artı 2 C2 eksi 2 C3 eşittir 6. Evet. Yani benim bulmam gereken C1, C2, C3 bu denklem sistemini sağlayan C1, C2, C3'tür. O halde ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu C1, C2, C3'ü çözmemiz lazım. Bunun için de bu sistemin ilaveli maddesini yazıyorum. X1'in, C1'in katsayısı 0, 1, eksi 1. Sağ tarafta 2 var. 2, 3, 4. Sağ tarafta 3 var. 1, 2, eksi 2. Sağ tarafta 6 var. Şimdi bunu anlatırken biraz uzunca yaptım ama sizler artık pratikleştiğinizde şunu görebileceksiniz. Direkt bunları sütun olarak ne yapabilirdiniz? 0, 2, 1, 1, 3, 2 ve eksi 1, 4, eksi 2 yazabilirsiniz. Ancak tabii matrislerle vesaireyle de işlem yapacağımız için neyi neden yaptığımızı anlamak çok önemli. Şimdi bu denklem sistemini çözmemiz gerekiyor. Birlikte bunu çözelim arkadaşlar. Öncelikle ilk yapmak istediğim işlem bu 1'i birinci satıra getirmek. Yani R1 ile R3'ün yerini değiştirmek istiyorum. Başlayalım. Değiştirelim. Ne gelecek arkadaşlar? 1, 2, eksi 2, 6, 2, 3, 4, 3, 0, 1, eksi 1, 2. İkinci amacım, buraya yerim yetmedi ama şunu yapmak olacak. Şöyle yazayım. R2 yerine R2 eksi 2 R1. Yani bu 2'yi sıfırlamak. Oradan ne gelecek? Birinci satır 1, 2 eksi 2, 6. Eksi 2 katı 0 yaptı. 2'nin eksi 2 katı eksi 4. 3'e ilave etsem eksi 1 yapar. Eksi 2'nin eksi 2 katı 4. 4'e ilave etsem 8 yapar. Ve burası da 6'nın eksi 2 katı eksi 12. 3'e ilave etsem eksi 9 yapacaktır. 0, 1, eksi 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar yapabileceğimiz işlem burada 1 olsun ya da eksi 1 olsun. 6'nı sıfırlamak isterim. İsterseniz şöyle yapalım.
Yani burayı bir de yapabiliriz ama o adım bizi fazla bir yere götürmeyecek. R3 yerine R3 artı R2 yaparsak bakın neler geliyor görelim. 1, 2, eksi 2, 6, 0, eksi 1, 8, eksi 9, 0, bunları topluyorum 0 yaptı, bunları topluyorum 7 yaptı, bunları topluyorum eksi 7 yaptı. Değerli arkadaşlar, şimdi artık Gauss yok etme metodu mantığıyla hareket edebilirim ve C1'leri, C2'leri, C3'leri bulabilirim. Bakın burada denklem sistemi yeniden yazıyorum. C1 artı 2 C2 eksi 2 C3 6'ymış. Eksi C2 artı 8 C3 eşittir eksi 9'muş ve 7 C3 eşittir eksi 7'ymiş. En son denklemden C3'ün eksi 1 olduğunu görebiliriz değil mi? Görebiliriz. Sonra aşağıdaki denkleme geçiyorum. Eksi C2 dediğim şey eksi 8 C3 eksi 9'dan başka bir şey değil, değil mi? Evet. C3 yerine yazarsam C3 neydi? C3 eksi 1'di sanırım. C3 eksi 1 yerine yazarsan eksi C2 eşittir eksi 1'den C2'yi ne bulursun? 1 bulursun. Bundan sonra hepsini birinci denklemde yerine yazalım şurada. C1 nedir? Eksi 2 C2 artı 2 C3 artı 6. Yani eksi 2 tane 1 artı 2 tane eksi 1 artı 6. Eksi 2 eksi 2 eksi 4 yaptı. 6'ya ilave ettim. 2 yaptı. Dolayısıyla C1'im 2, C2'im 1 ve C3'üm de eksi 1 oldu. Yani hocam ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bir şeyler diyebilmek için isterseniz buradaki vektörleri bir alalım. Neyi nerede yaptığımızı bir görmek için. Şöyle yapalım, yapıştıralım buraya. Bakın şunu demek istiyoruz artık. 2 tane x1 artı 1 tane x2 eksi 1 tane x3 ne yapacakmış? V yapacakmış arkadaşlar. Yani bundan 2 tane alacağım. Bundan 1 tane alacağım. Bundan eksi 1 tane alacağım. Hangi vektöre eşit olacak? V vektörünü elde edeceğim. Bunun siz de sağlamasını yapabilirsiniz. Ben birinci satır için yapacağım. 2 tane 0, 1 tane 1, eksi 1 tane eksi 1, 2 yaptı. Birinci satır, ikinci satır ve üçüncü satırda da bunların sağlaması yapılabilir. Demek ki ne diyeceğiz cevap olarak? Bu üç vektörün bir lineer birleşimidir. Bu V vektörü diyeceğiz. Sıradaki sorumuz matrisler. M2-2 vektör uzayındaki matris vektörlerimiz. A, B, C vektörleri verilmiş. Matris de diyebiliriz, vektör de diyebiliriz. M vektörü ise ayrıca verilmiş. Diyor ki M vektörü A, B, C vektörlerinin bir lineer birleşimi midir? Aynı mantığı kullanacağız yine. Şöyle yapıyoruz. C1A artı C2B artı C3C eşittir M. Denklemini sağlatabilirsek, sağlayan C1, C2, C3 değerlerini bulabilirsek evet diyeceğiz ki bir lineer birleşimidir. Eğer değilse bir lineer birleşimi değildir diyeceğiz. Başlayalım. Şöyle yapıyoruz. C1 çarpı 2 eksi 1 1 0 artı C2 çarpı eksi 1 2 3 4 ve C3 çarpı 3 0 eksi 1 2'nin neye eşit olduğunu söylüyoruz. Eksi 1 eksi 1 8 0. Değerli arkadaşlar, şu şekilde yapacağız. Bakın 2 var değil mi? 2 tane C1 eksi C2. Önce matrisin şu pozisyondaki elemanları ile ilgili denklemi kuruyorum. Yani şunlar ve dahi şunlar ve buna da eşitleyeceğiz. 2C1 eksi C2 artı 3C3 eşittir eksi 1. Sonrasında bu arkadaşlar denklemin
Bunların denklemini yazacağız. Bu da nedir? Eksi c1 artı 2 c2 c3 yok. Neye eşitliyoruz? Eksi 1'e eşitliyoruz. Üçüncü olarak şuradaki kardeşlerimizle ilgileneceğiz. Bunlar nedir? C1 artı 3 C2 eksi C3 eşittir 8. Ve son denklemimiz arkadaşlar. Buradakiler olacak. Bunları işaretleyelim. Matrisin son elemanları. Bunun denklemi de ne olacaktır? C1 yok. 4 C2 artı 2 C3 eşittir 0. Arkadaşlar, bu denklem sistemini çözmemiz çok önemli. Bunu çözersek, bir çözüm bulabilirsek diyeceğiz ki evet lineer birleşimidir. Yok bulamazsak, bir çelişki bulursak veya ne diyeceğiz? Bir lineer birleşim değildir diyeceğiz. İşte bunu çözmek için satır işlemleriyle, ilaveli matrisle ilgilenmemiz gerekiyor. Başlayalım. Yazıyorum arkadaşlar. Bunun ilaveli matrisini yazıyorum. 2 eksi 1, 3 eksi 1, 2, 0 1, 3 eksi 1 0, 4, 2 sağ tarafta da eksi 1, eksi 1, 8, 0. Pratik yapmayı seven arkadaşlara şöyle söyleyelim. 2 eksi 1, 1, 0'ı bir sütun olarak yazıyoruz. Sonra B'dekileri bir sütun olarak, bunu da bir sütun olarak yazıyoruz. Yani bakın, 2 eksi 1, 1, 0, 2 eksi 1, 1, 0, eksi 1, 2, 3, 4 şeklinde bunları sütun haline getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, satır işlemlerimizi uygulayalım. Mesela R1 ile R3'ü değiştirelim. Elimize ne geçecek? 1, 3, eksi 1, 8. 8'in olması burada çok hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok şu an. Eksi 1, 2, 0, eksi 1. Üçüncü satıra 2 geldi. Eksi 1, 3 ve eksi 1. Son olarak 0, 4, 2 ve 0. Şimdiki işlemlerimiz neler? R2 yerine R2 artı R1. R3 yerine R3 eksi 2 R1. Ve R4'e dokunmuyorum şu an. Bakalım ne gelecek. 1, 3, eksi 1, 8 kalıyor. Birinci satırı direkt 2 ekliyorum. 0, 5, eksi 1, 7. Eksi 2 katını ekliyorum. 0, eksi 2 katı eksi 6, eksi 7 yapar. Eksi 2 katı 2, 3'e ekledim. 5 yapar. Eksi 2 katı eksi 16, eksi 1 ekledim. Eksi 17 yapar. Ve 0, 4, 2, 0 görünüyor. Evet, matris bayağı çirkin bir hal aldı. Benim burada 1'e ihtiyacım var. Şu görmüş olduğunuz yerde. O yüzden 4. satırı 2. satırdan çıkarmak aklıma geldi. 2. satırı şöyle değiştiriyorum. 2. satır eksi 4. satır. Ama ben burada ne yapıyordum? Farklı renk kullansam daha güzel olur ki belli olsun işlemlerimiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne olacağını görelim. 1, 3, eksi 1, 8, 0. Ne yaptık? 4. satırı 1'den çıkarttık. Burası 2'den çıkarttık. Burası 1 oldu. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 oldu. Burası 7 olarak kaldı. 0, eksi 7, 5, eksi 17 ve 0, 4, 2, 0 ile devam ediyoruz. Evet, işlemler biraz uzun çıkmış olabilir. Canımızı sıkmıyoruz. Sınavda da çıkarsa böyle yapacağız çünkü. R3 yerine R3 artı 7 R2 ve R4 yerine R4 eksi 4 R2 yazarak birazcık daha güzel bir yerlere gitmeyi ümit ediyoruz. 1, 3, eksi 1, 8, 0, 1, eksi 3, 7, 0, 7 katını ekledim, 0 oldu. Eksi 3'ün 7 katı, eksi 21, 5'e ilave ettim, eksi 16, 7'nin 7 katı 49, 49 eksi 17, 32 olsa gerek. Eksi 4 katı değil mi burası, 0,
Eksi 3'ün eksi 4 katı 12, 2'ye ilave ettim 14 ve 7'nin eksi 4 katı da eksi 20, 8 yaptı. Arkadaşlar artık şunları yapabiliriz de direkt çözelim buradan. Görünüyor çünkü. Bakın ne diyor? 14 x 3 x değil burada değil mi? C katsayılarımız C'ler. Ona göre 14 c 3 eşittir eksi 28 ile denklemiyle eksi 16 c 3 eşittir 32 denklemi aslında tek bir şey söylüyor. O da c 3'ün eksi 2 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Çünkü zaten 3 tane bilinmeyen 4 tane denklem olduğu zaman 4. denklemin otomatikman düşeceği belli bir şeydi. İkinci denklemi yazalım. X2 eksi 3 x diyorum sürekli. C2 olacak. C2 eksi 3 C3 7'ymiş. Buradan C2'yi yalnız bırakalım. 7 artı 3 C3. C3 eksi 2 ise burası 1 yapacaktır. C2'miz. Ve C1'imize bakalım arkadaşlar. C1 artı 3 C2 eksi C3 eşittir 8 denkleminden ne bulacağız? C1'i de arkadaşlar hemen bakalım. 3 C2 3 yapar. Artı 2 de 5 yapar. 8'den 5 çıktı. 3 yapacaktır. O halde değerli arkadaşlar ne bulduk? 3 1 eksi 2. 3, 1, eksi 2 yazalım. Gelelim buraya. Şöyle görünmemizi bekliyoruz. 3A artı B eksi 2C arkadaşlar. Neyi veriyormuş? M'yi veriyormuş. Yani M diğer bu 3 vektörün ABC vektörlerinin bir lineer birleşim olarak yazılabiliyormuş. Emin olmak için sadece birinci satıra bir bakalım. 3 tane 2, 6. B çıktı, 5. 6 daha çıktı buradan. Eksi 1 yaptı. Burayı sağladı. Demek ki doğru yoldayız. Doğru şekilde bunu yapmışız. Değerli arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik burada. Görüşmek üzere.